HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki annelerin, ailelerin oturma eylemleri sürüyor. Diğer taraftan başka başka eylemler de özellikle bugün itibariyle yapılmaya başlandı. Neydi o eylemler? Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapan aileler vardı. AKP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler vardı. Ve bir de Ankara'da KHK ile ihraç edilen Cemal Yıldırım vardı. AKP Ankara İl Başkanlığı önünde eylem yapmak istedi kendisi ama bu eyleme izin verilmedi. Polis yaka paça hemen bir saatlik oturma eylemine izin vermeyerek gözaltına aldı kendisini. Şimdi kendisiyle konuşacağız bu durumu. Cemal Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyiyim. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, şimdi çeşitli eylemler yapılmaya devam ediliyor. Buradaki problem aslında şu. Bir takım eylemler elbette herkesin demokratik hakkıdır eylem yapmak. Bir takım eylemlere izin verilirken bir takım eylemlere izin verilmiyor. Gözaltılar yapılıyor. Müdahale ediliyor. İşte bir tarafta İBB'de işten atılan işçiler eylem yapabiliyorlar. Diyarbakır'da anneler eylem yapabiliyorlar ama örneğin siz yapamıyorsunuz. Veya cumartesi annelerinin Galatasaray Meydanı'nda eylem yapmasına izin verilmiyor. Aslında bir çifte standart durum olduğu ortada. Ne diyeceksiniz bu durumla ilgili? Sesinizi biraz yükseltebilir misiniz? Son söylediğinizi anlayamadım. Ortada aslında çifte standart bir Evet. durum var dedim. Bu durumla ilgili siz ne söyleyeceksiniz? Ben aslında AKP önünde eylem yapmayı seçerken son 3 yıldır bizim yaşadıklarımız ve AKP'nin şu son dönemdeki yaptıklarının çelişkisini ortaya koymak için bu eylemi düşündüm AKP önünde. Ankara'da bizler haklarımızı aramak için tüm olanaklar kapalı olduğu için sokakta aramak zorunda kalıyoruz. Fakat kendimizi ifade etme olanağı bulamıyoruz. Gördüğünüz gibi bugün olduğu gibi 1 dakika içerisinde belki daha az sürüyor. Dövizimizi açar açmaz Ankara'da polis gözaltına alınıyoruz. Olağanüstü hal olmamasına rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına rağmen, yasalara rağmen Ankara Emniyeti ve Valiliği fiili uygulamalarla bizim barışçıl gösteri yapma hakkımızı engelliyor. Diğer tarafta da bakıyorsunuz, işte siz de belirttiniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ve Diyarbakır HDP il binası önünde yemekler eşliğinde, yemekler sunularak gösteri yapmalarına müsaade ediliyor insanların, kendilerini ifade etmelerine izin veriliyor insanların. Bu çelişkiyi göstermek istedim. Bakıyorsunuz, evet HDP'nin il binasının önündekiler anne, Galatasaray Meydanı'ndakiler anne, işte Hava Kuvvetleri'nin hava harp okulundan atılan çocuğunun cezalan çocuğun hakkını savunan da anne. Ama bu anneler arasında ciddi ayrımlar yapıyor. Tıpkı kamu emekçilerinin, çalışanların arasında ayrım yaptığı gibi AKP. Bunları gözler önüne sermek için AKP il binası önünde bu eylemi gerçekleştirdim. Gerçekleştiremedim aslında. Gördüğünüz gibi 1 dakika süren bir şeyle gözaltına aldılar. 5 gün olarak o oturma eylemini planlamıştım. Yarın yine aynı saatte kendimi ifade etmek için AKP il binası önünde olacağım. Peki neler yaşadınız 3 yıldır? Çok şeyler yaşadık dediniz. Neler yaşandı? Aslında sadece ben değil, tüm KYK'lılar benzeri şeyleri yaşıyoruz. Bizlerin kendimizi ifade etme olanaklarımız pratikte yaşadığımız gibi kapalı. Bir komisyon adı altında kurulmuş ve aslında 3 yıldır insanları oyalayan, 2 yıldır insanları oyalayan bir komisyon var. Buraya 120 bin başvuru olmasına rağmen bunun sadece 7 bini geri dönmüş. 70 bin kişiye ret cevabı gelmiş. Bizlerin kamuda çalışmasını bırakın, normal diğer işlerde çalışmamız, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kırmızı noktalı olmamız nedeniyle imkansız. Birçok arkadaşımız farklı işlerde çalıştığı için iş kazasında maalesef kendilerini kaybediyoruz. İş kazalarında ölen öğretmenlerimiz var, bir sürü arkadaşımız var. Yine AKP'nin bu yarattığı toplumdan yalıtma, terörist ilan etme gibi şeyleriyle 60'a yakın insan intihar etti, yaşamına son verdi. Yine bir sürü insan bu süreçte yakalandığı hastalıklardan kaynaklı olarak kanser ve benzeri ölümcül hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.
aslında AKP bu politikalarıyla o halde yarattığı çok ciddi bir sosyal boyutu var bu durumun. Bunun yıkımının yavaş yavaş toplumun gözünün önüne çıktığını görüyoruz. Bunun daha da görünür hale gelmesi gerekiyor. Bir sosyal yıkım ve bizi yaşayan ölüler haline getirmeye çalışıyor AKP. Bunu kabul etmeyeceğiz, etmiyorum. Haklarımız için ve tüm KYK'lıların bu mücadeleye girmesi için kendi sesimle birlikte onların sesini de büyütmeye çalışıyorum. Evet, bir yandan bunlar yaşanırken örneğin işte bir demokratik hakkını dile getirmek için eylem yapmak istiyorsunuz. Anında gözaltına alınıyorsunuz ama diğer taraftan da örneğin bazı davalarda da tahliye beraat kararları çıktığını görüyoruz. Mesela işte Cumhuriyet davası, Demirtaş davasında tahliye kararları çıktı. Barış akademisyenleri için beraat kararları çıktı. Ve aynı zamanda işte işlerine geri dönmesi için de bazı teklifler verildi vesaire. Bu durumların biraz daha hukuki açıdan normale dönebileceğini düşünüyor musunuz? Açıkçası yani şöyle bir şey ortaya çıktı. Seçimlerden sonra bürokrasi şeyi çok iyi koklar. İktidarın kimin gideceğini, kimin kalacağını noktasında bürokrasi siyasetçilerden daha iyi koku alır. Dengelerin değişeceğini gören bürokrat ya da yargı, kamuda görev alanlar kendini ona göre konumlandırmaya çalışır. Bu dengelerin değiştiğini görüyorlar ve aslında AKP şu anda ciddi manada kendini bitirmiş bir parti, yok olmuş bir bitmiş bir siyasi organizasyon. Sadece bu var olan süreçte kendi yaşam süresini, iktidarda kalma süresini uzatıyor. Burada önemli olan hukuk konjonktüreldir. Burada önemli olan bizlerin haksızlığa uğrayan, işinden edilen milyonların kendi haklarına sahip çıkması. Bizler haklarımıza sahip çıktığımız sürece bu yargı kararlarında diğer yaşanılan olumsuzlukların da bizlerin gücü sayesinde değişebileceğini düşünüyorum. Yoksa bürokrasi nin aldığı kararlar dönemin konjonktürünün değiştiğinin kokusunu aldığından olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki siz daha önce de eylemler yaptınız. İşte bu bir hafta boyunca da eylem yapmaya devam edeceğim diyorsunuz. Bir saatlik oturma eylemi yapmak istiyorsunuz her gün. Evet. AKP Ankara İl Başkanlığı önünde. Nasıl tepkiler alıyorsunuz dışarıdan? İnsanlar ne diyorlar? Bu tip bir gözaltına alınmanız ve bu tip bir hak arama mücadelesini devam ettirmenizle ilgili. Aslında toplumda çok ciddi bir sinmişlik ve korku hakim. Bizlerin tek başına sokakta olması şunu değiştiriyor yavaş yavaş. Yani bir kişi bir eylem yapıyor, ne kazanacak, ne olacak ki gibi düşünülmesin. Doğru yerde, doğru sözü, doğru eylemi yaptığınız zaman toplumdaki değişimi de hissedebiliyor insanlar. Ben hissediyorum en azından. Geçen hafta cumartesi günü benim yanıma gelen bir harp okulu öğrencisinin annesi vardı, müebbet almış. Bu alana çıkma, yani bir kanal bulduğunda çıkıyor. Bu kanalları yarattıkça da aslında o benden sokakta olmamdan, bir başımla da olsa sokakta olmamdan aldığı güvenle yanıma geldi. Çıktı, kendi sözünü söylemeye çalıştı. Onun için olumlu tepkiler, ama bu olumlu tepkileri örgütlü tepkilere dönüştürmek gerekiyor. Daha sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin sahip çıktığı ve kendilerinin de alanlarda olduğu bir şeye dönüştürmek gerekiyor. Bu olduğu zaman daha hızlı bir dönüşüm olacağını düşünüyorum. Bugün çok olumlu tepkiler aldım. Tüm dostlara teşekkür ediyorum. Önemli olan var olan toplumsal çelişkiyi o bir dakikalık sürede de gösterebildiğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi tüm KYK'lıların da tüm işçi sınıfının da örgütlenmesi, kendi haklarına sahip çıkması gerekiyor. Sahip çıkabildiğimiz ölçüde kazanacağımızı da düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet, Cemal Yıldırım'la konuştuk kendisi. KYK'yla işten atılan
işçi, aynı zamanda Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nden ihraç edilmişti. 3 yıldır neler yaşadıklarını anlattı. AKP'nin kendilerini bir sosyal yıkıma mahkum etmek istediğini anlattı ve ortadaki çelişkiyi göstermek istedim dedi. Hakikaten de ortada bir çelişki olduğunu söylemek bir tarafa düşmek anlamına gelmiyor. Bir tarafta bazı eylemler serbest, bazı eylemler yasak. Durum hakikaten böyle. Kendisi de bu çelişkiyi göstermek istedim diyor. Bu önümüzdeki hafta boyunca da AKP önüne gitmeye, kendimi ifade etmeye, çalışmaya devam edeceğim diyor. Yine bağlantılarımızla yayınımıza devam edeceğiz.